Bakın mesela Aysel Hanım telefonu attığımızda 2-3 yıl evvel sizinle TikTok'tan tanışmış. Ona da askeri personelim, galeri işi yapıyorum demişsiniz. Ayşel mi? Ondan sonra da Ayten Hanım beni uyardı diyor. Aysel Hanım günaydın. Hangi Ayşel bu ya? Günaydın. Tekirdağ'da. Hoş geldiniz Elin. Evlenme teklif ettiğin Ayşel. Hoş bulduk. Evlenme teklif ettiğin Ayşel diyor. Buyurun Aysel Hanım. Bu kim ya? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu tarz insanlar sosyal medyada o kadar çok ki her gün başımıza gelen olaylar bunlar. Orada aslında bayanların hiçbir suçu yok. Onlar sadece bir yalana inanıyorlar, bir boşluğa düşüyorlar. Biz sonuçta bayanız. Bizi kim sevse, bize kim çiçek verse biz ona gideriz, inanırız. Sonuçta duygusal insanlarız. Burada kadınların birbirine girmesine gerek yok. Burada suçlu olan aslında sadece erkekler. Erkekler demeyelim de Yaşar Bey üzerinden konuşalım şimdi. Evet, genelleme söylemeyelim, doğru söylüyorsunuz. Ben tanımıyorum ki kendisini benim üzerinden konuşsun. Kendisi beni çok iyi bilir. Beni takip etmişti. Uzun yıllar takipleştik. Beni ısrarla özel numaradan ara diye telefon numarasını verdi. O zamanlar 500... vermedi. Ben askeri personelim diyordu ama ben de bir asker mensubu bir ailesi olarak hiç konuşma tarzını o tarzda bir insan olarak görmedim. Hanımefendi ben seni tanımıyorum ben Ayşel Hanım'dı neyse. Ben seni tanımıyorum. Evet. Sonra bu Ayten Hanım bana ulaştı. Dedi ki böyle böyle seni onun listesinde gördüm. Biz takip yani aradım. Özel numaradan kapattım ama hala takipleşmemiz devam ediyordu. Konuşmadık sadece o günden sonra. Ayten Hanım da böyle böyle benim başıma bir iş geldi haberin olsun dedi. Ben dedim abla zaten söylemesen de ben o kişiyi tahmin ettim biliyordum. Az buçuk tahmin ettim her ve hareketlerinden dedim. Ben hatırlıyor musun zaten? Hatırlıyorum. Ben, evet. Ben tanımıyorum. Benim bütün arkadaşlarımı bu takip ediyor. Ederim. Çünkü kime ne yazdın? Herkese acaba zincirlerin, paralarım kimde diye takip ediyorum. Herkese de yazıyor. Yazarım. Hepsi de bana dönüyor. Yazarım. Rana'yı da anlatsana. Ya ha? Allah'tan kork herkesin çoluğu var, çocuğu var. Dur ya. Benim de çoluğum çocuğum var. Benim tamam de iki da tane adam evli kadına sen nasıl hayır, yani hayır, yüzüne bakamadım. İki tane sen... çocuğum var. Birine selam versem onun bana etiket mi diyeceksin ya? Hayır, yazıyorsun. Açıktan sen herkese, her kadına mesaj yazıyorsun. Ayten ben buraya geldim. Gelmez olaydım. Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Ben İstanbul'dayım. Tamam mı? Benden şikayetçiysen devletin yerlerine başvur. Oldu. Dün avukatı evet. Tekrar başvurdu. Hakkınızda hakkımda soruşturma açılıyor. Evet. Soruşturma. Ben senin bir de yanına gelmek benzer için benzer suçları işlediğiniz için tabii biliyorsunuz ki onun cezasını. Tabii ki. Ben hakkımda suç işledi diye tamam mı? Gidelim mahkemeye karşı karşıya yaptı gelelim. Diyorum ya Yaşar Bey işte tamam. Zaten yapmış ama orada bir sıkıntı olmuş. Dün yaptı ama yani. Ama baksın ablam ben ne yapayım? Hayır şimdi bak eşin sonra diyor ki boşanacağım. Ayten o zaten boşanacakmış. İstiyor musun Yaşar Bey'i? Ben Ayten'i istediğim için buraya geldim. Tamam da bana niye söylüyorsun onu söyle. Güvenmiyorum. Güvenmiyorsan Ayten ben de sana bir şey diyeyim. Allah belanı vere senin din adamın belasını vere. Bak. Bak. Kadın da doğru ben söylüyor. Ben 25 senelik bunu yıktım geldiysem. Sen de bunu diyorsan ben de bir şey demiyorum yani. Ne diyor 25 senelik? Yuvasını yıkmış. 25 senelik evliyik ki onu söylüyor Müge Hanım. Ha. 25 seneden beri benden kuru ekmek paylaşmamış, ondan paylaşmış ya Müge Hanım. Ama 25 sen, 25 sene ben yaşamamışım ya, daha sağız yaşamış benim bana evimde. Bak, Hacice. Benim evimi benden iyi biliyor. Senden iyi bilir. Yaşar benim Bey, adını azalma. 25 senelik evliliğini bu kadar kolay gözden çıkaran bir nedendir adam yeni tanıştığı birine ne vaat edebilir? Yani 25 konuşsana, sene... Konuşsana, doğruları söylesene. Yani mesela Ayten Allah Hanım size Allah inanabilir Allah ama... mesela ben şahsen işte bak 25 yıllık evliliğimi yıktım gittim diyen bir adamı çünkü ben neyim ki yani? Yani Ayten Hanım'ın bu kadından farkı ne ki yani? O da İki kadın, gün sonra o da benimkini yıkar başka bir kadın için. Bana öyle, öyle geliyor. Ama öyle diyorum de... evet. Peki. Ben bak bir... işte hanımefendiye şey ne diyorsun işte Aysel miydi? Aysel'e işte. Ben tanımıyorum Aysel'i ki. Tanıyorsun. Evlenme teklif etmesin. Evet. Ne diyor Ayten işte. Hanım? Bu kız Aysel'e mi evlenme teklif etmesin? Evet. Benimle evlen demişsin. Hasbinallah. Ya ben yani neymişim siz Ayten arkadaş? Hanım'ı arkadaşlara demişsiniz ki çok seviyorum. Onun için ölürüm demişsiniz az önce. Evet. Ölüyorum onun için demişsiniz. Ben Ayten'den vazgeçmem.
Ha tutuklasın, 10 sene sonra gene bıraksınlar, yine gelirim. Ömrüm olursa. Tutuklarım 10 yıl yatayım, gelirim yine. Bulurum, gelirim. Bak belanı ver senin de. Bak. O rahatsız oğlumun hakkı haram olsun sana. Öbür dünyada seni tir tir titreye. İnşallah ben gelene kadar öbür dünyada ayakta düğelirsin. Duyuyor musun? Duyuyorum da sen neden hep son celse, son celse diyerek kandırıyorsun? Ya imza atmadı diyorum, sen anlamıyor musun? Tamam, probleminizi halledin, ben karışmıyorum. Ya hala yalan söyleyin, hala yalan söylüyorsun ya. Ya sen getirdim de ben seni süründüreceğim. Ben zaten mahkemeye verdim, merak etme. Tamam, sen iyi. Merak etme. Gözün aydın. Daha senin yüzünden bakacağım. Tamam, gözün abi, aydın. Dünya benim olacak. Allah razı dünya olsun. Şimdi akşam oynayacağım. Oyna. Kızı çalacağım. Arkadaşlarını da çalacağım. Senden kurtulduğum için. Çok şükür, sen, ben de senden kurtuldum. Daha senden hariç. O yanda hanımdan hariç. Ondan da nikahlı karın varmış. Benim onlara mi? Git. Yandan söylesin. Dün söyledi. Hadi söylesin, erkekse kadınsa. Ben bilmiyorum. Söylesin. Sen demişsin. Hayır canım, söylesin. Ne varmış? Dün sen dedin. 10 tane başka. Allah'ım ben yok diyor. Nikahlı kadını var. Ondan nikahlı karısı var demedin mi? 10 tane kadın mı var benim nikahımda? Evet, TikTok'tan öyle konuşuyorlar. Ondan nikahlı karısı var dedi. He. Bana da dedi imam nikahı kıydı kendi aramızda dedi kadının bir tanesi. Çocuklarıma isim vermiyorum. Herkese bana o kıydı dersen. 10 tane dedin. Şimdi yalan çevirme. Yalan söylemiyorum. Sen şimdi oğlum. Terbiye müsaade tamam etmiyor. He. Şimdi terbiye müsaade etmiyor. Tamam, kes. Dün demedin mi 10 tane benden ağrısı Hatice dedin. 10 evet tane nikahlı karısı var dedin. Var. Yalan söyleme, söyle. TikTok'a gir de kadınlara sor. Ha, tamam. O Hülya'nın tamam evine gelen kadınlara sor bir. Sor. Hülya kim? Hülya'ya sor bir. Sen böyle doğru kaç konuş, ben senin evine yanındayım. Sen böyle doğru konuş, ben senin yanındayım. Bacımın evine hadi mi? Evet. Kim gelmiş benim bacımın evine, hele bir söyleyin, ben de bileyim. Bacımın evine o da. Hatice, kim geldi bacımın evine? Ben Ayten Hanım'ı, sizi bilmem sevgili seyirciler. Ben bilmem Hatice, Ayten Hanım'ı biraz ortada görüyorum. Bir virgül koyacağım, düşün. Çünkü ben seni biraz ortada görüyorum. Konuşacağım seninle. Mağdur olan benim Hülya Hanım. Hatice Hanım mağdur biraz değil ortada ki. Görüyorum. En azından başını sokacak bir evi var. Onun benim evim almış de yok. Babası almış onunla. Babamın ya evi. O kiracı mal. Miras malı. Babası almış. Miras ya malı. Ya evin başına kepsin. Al evini geç ya. Söylesin, inkar etmesin. Ben tamam ortadayım. Niye ben çocuklarımın yanına gidemiyorum. Ben kardeşlerimden gidemiyorum. Gelir inşallah. Niye canım? Ya benim evim yok. Yeter ben ya. Yurtlarda kalıyorum. Yurt köşelerinde kalıyorum. Müge Hanım bir senedir. Evim söylenmeyecek 1 milyon şey var. Onları mı çıkıp söyleyelim? Benim değil. Benim evim değil. Tamam. Babamın miras malı. Tamam babanın. Burası attıktan sonra ben meydandayım. Utanmayacaksın mı? Çıksana sen gidip nafaka davası da açacağım. Merak etme. Vereceksin. Eşek gibi çocuklarına nafaka davası vereceksin. Ben çocuklarıma zaten bakıyorum. Senden benim bir işim yok ki. Söylemiyorum. Sen şimdi tribüne oynama. Müsaade etmiyorum. Sizin seviyenize inmek istemiyorum. Benim oraya gelmem fazla bir şey sürmez bak. Oynamıyorum. Gidince ne yapacaksın? Oraya kalkıp da Yaşar Bey 48 bir saat. Gidince ne yapacaksın? 48 saat boyuna. He. Bu kadın Ayten oraya çıkıp da buraya çıkıp gidince da ne yapacaksın evine? Sen yani bir tehditte bulundun. Of. Tehdit değil hanımefendi. Niye tehdit edeyim ki? Niye? Yaptınsa tehdit o zaman delikanlı gibi tehditin sonunu da getir de. Ben tehdit değil. Buradan görelim. Neyi tehdit ediyorsun? Söylenecek şeyler sen var. Sen hasta çocuğuna bakan kadının nesini tehdit ediyorsun? Söyle Müge Hanım'a anlat. Özellikle anlat. Sus ya. Özel tamam, konuş Müge Hanım'la. Tamam yok, ben özel konuşmuyorum. Ben sadece Hatice'ye şunu söylüyorum. Allah'ım yolunu açık etsin. Benim için bittin. Ben de senin için bittim. Ayten Hanım burada. Kabul ederse. Al. 25 tamam, 25 senelik, 25 senelik ben çek günü bana gösterdin, 25 sene sonra da ona gösterdin. Sana ne gerek var? Depe kullan Ayten Hanım'ı. Ağzını topla. Depe kullan o da. Ağzını topla. Toplamam. O senin şeyin ya, dostun ya. Niye toplayayım ben ağzını? Ben dost değilim Hatice Hanım. Benim ağabeyi ağzını kapatma. Bak beni daha ben senin ellerini söyleyeyim. Ben sana bir şey söyle. Ben konuşurum Hatice. Tamam, sana çok ağır konuşurum. Sus dedim. Sen beni dinliyor musun? Konuş, benim alnım açık. Sussana sen. Sen geldin, konuştun. Sürütle ya, tamam mı? Ben metres değilim, dost da değilim Hatice Hanım. Niye susturuyorsun, konuşsun. O benim dostum. Benim alnım açık. Bey. O benim dostum. Hayır değil. Yaşar Bey, hiç bunda saklamayın. Ayten Hanım'a, o da beni aldattı dediniz demek ki. Ben onun lafından anlıyorum. Dediniz mi karım da beni aldattı diye Ayten Hanım'a? Dedi.
O zaman niye hala 9 yıldır benim evimde oturuyor diyorsunuz da siz neden sizi aldatan bir kadınla o zaman ne zaman aldattıysa aynı evde oturuyorsunuz? Demedin mi? Cevabını ver. Dedim bak. Kadın sadece ben değil, kaç tane şahidim var benim. Ya şimdi sen, ben sana kelime söylüyorum. O dostu hayır, demesiyle hayır. Değil, ben sana kelime söylüyorum. Ne ben demek sana diyorum. Beni 83 milyonun önünde dost konumuna düşüremezsin dost, Hatice. Bak. Metres konumuna düşüremezsin. Sen bir dinler misin beni? Ben kimsenin dostu da değilim, metresi de değilim. Ayten Hanımcığım öylesin, ona yapacak onunla alakası yok ya. Ki. O bir tanım. Bir dinle ya. Ama ne neden benim çocuklarımın gözü önünde küçük böyle düşürüyor? Şey? Yaşadınız mı böyle bir şey, yoksa Ayten Hanım'a şirinlik yapmak için mi öyle bir şey söylediniz? Hangisi? Özel konuş. Yok öyle bir şey. Hı? Müge Hanım. Öyle bir efendim, şey. Müge Hanım. Efendim Hatice Hanım. 25 senelik benden. Müge Hanım. Efendim. 25 senelik benden hangi bir zaman fotoğraf çektin? Beni bırak, çocuklarımla hiç öyle fotoğrafları yok. Müge Hanım söyler misiniz? Neden acaba? 25 sen senelik misin? Hanımıyım. Hatice, benden öyle fotoğrafı ne yok. Dediğimi de. Beni bırak, beni sevmesin. Çocuklarımla ben yok. Ben soruyorum bir dakika. Çünkü biz anlıyoruz Ayten Hanım'ın imasını. Gerçekten doğru mu bu olay? Kadını da çünkü siz zan altında bırakıyorsunuz. O anlamadı bile. Neyi? Ayten yok Hanım... öyle bir şey yok. He? Öyle bir şey yok. İhanete uğramadınız yani. Yok. Peki neden Ayten Hanım'a böyle söylediniz? Öyle bir şey yok. Çünkü tamam. Aile içi Müge Hanım karışacak. Hepsi şimdi ben sana girecek. Bir şey diyeyim mi? O dostu diyor ya. Ayten benim dini nikahlı eşim. İnşallah sen boşarsan o da resmi nikahlı eşim olacak. O sizin dini nikahlı eşiniz değil. Allah belanı versin senin. Resmi nikahlı eşiniz aynı zamanda kıyarsanız dini i̇şte nikahlı eşiniz onu olur. Dedim ya, hayır o sizin Ayten Hanım düşünsün kararını versin. O boşanana kadar isterse 3 günde boşanır isterse 3 yılda boşanır. O sizin metresiniz. Ayten Hanım da bunu kabul etmeyeceğine karar versin. Ben devam edeceğim. Bir virgül koymak zorundayım. Ayten Hanım aklını mı kullanacak, kalbini mi kullanacak hep beraber göreceğiz. Ben bir şey söyleyemem. Kaç yaşında kadın? Hani bu saatten sonra kararını o verecek. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.